Evet arkadaşlarım, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde halkımızın tercihleri doğrultusunda oluşan Belediye Meclisi'nin 2014 yılı Mart ayı meclis toplantımızda siz değerli meclis üyelerinizle son kez beraberiz. Bu toplantı 2009-2014 döneminin gerçekten son toplantısı. Önümüzdeki ay yapılacak toplantıda bu sıralarda farklı arkadaşlarımız olacak. Ama şu anda meclisimizde görev yapan bazı arkadaşlarımızla birlikte görev yapacak bu arkadaşlarımız. Ben şimdiden seçilecek belediye meclis üyesi arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Elbette çok sayıda 31 belediye meclis üyesi olacak ama bir tek de belediye başkanı olacak. O konuda da demokratik bir yarışta, projelerin yarıştığı bir dönemde, hak eden bir kardeşimizin seçilmesi konusunda da ona da şans ediyorum. Diğerlerine de tabii bazen diyor, şimdi spikerler anlatır, her iki takımı da başarılı. İkisi de başarılı olursa en kötü sonuç beraberlik. Tabii bunda öyle bir şey yok ama klasik laf olsun diye söylüyorum. Ben gerçek anlamda işten başarı dileklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 5 yıl görev yapan bu meclisimiz gösterdiği çalışma performansı ile kentimizin gelişimine ciddi katkılar sağlarken Bandırma'yı geleceğe hazırlayacak önemli adımlara da imza attı. 5 yıl boyunca meclisimiz toplam 54 kez toplanmış ve 1217'de karara imza atmış. 60 aydan bilindiği gibi Ağustos aylarının Ocak ayında tatil ayı olarak belirlendiğinden o eksiklik var ama 1217 toplam karar sayısı da azımsanacak bir karar değil. Tabii burada bir başarı varsa ki ben olduğuna inanıyorum ama en doğru kararı 30 Mart'ta halkımız oylarıyla ortaya koyacaklar. Bunda hepinizin, tüm belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın çok ciddi katkıları ve payı var. Bunu yatsımak mümkün değil. Bu arkadaşlarımızın çeşitli komisyonlarda aldıkları görev döneminde meclisteki kararların altyapısını oluşturmasında çok ciddi çalışmalarla ortaya koyduğu sonuçlar var. Ben 5 yıllık süre içerisinde çeşitli komisyonlarda görev yapan bütün belediye meclis arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tabii bu görev yaptığımız dönemde zaman zaman çok ciddi tartışmalar oldu. Bazen sesler yükseldi ama ben bunu hep daha iyi, daha doğruyu bulma adına Bandırma emanetlerine sahip çıkıp onu daha geliştirme adına yapıldığını bildiğim, gördüğüm için bu kürsüyü herkesin istediği zaman süre sınırlamadan, konu sınırlamasına girmeden kullanılmasına özen gösterdim. İnşallah başlattığımız bu uygulama bundan sonra her dönemde devam etmeli. Bazı arkadaşlarımız elbette yaptığı işi bilincinde ama bazen o varlıkların değeri kaybedildiğinde anlaşılıyor. Gerçekten çok önemli işler yaptınız. Hepiniz geri geldi bir avukat oldunuz. Hukukçu olmanın dinisinde mimar, mühendis oldunuz. İktisat bilen bir kimliğe büründünüz ama insan olduğumuzu, hizmet ettiğimiz kesimin bugününü, yarınını planladığımızı, onları yaşamlarını kolaylaştırma adına ciddi işler yaptığımızı bazen hatırlamakta oldu. Çünkü biraz da yapımızda alçak gönüllülük var. Arkadaşlarımız yakından tanıdığım için biliyorum ama sonuç itibariyle bu Bandırma'ya yararlı olacak hizmetleri gerçekleştirme adına verilen bu mücadeledeki konuşmaların hepsinin ben bu meclisin doğasında olduğunu biliyorum. İtirazımız da zaten olmadı. Tabii bu 5 yıllık dönemde zaman zaman arkadaşlarımız hasta olduğu dönemler oldu, rahatsızlıklar duruldu, moral bozulucunun sıkın olduğu dönemler oldu. Ama bütün bunlara rağmen çok iyi biliyorum, çok önemli aile toplantıları, özel günlere bile bir tarafa bırakıp meclise geldi bu arkadaşlarım. Onun için ben tekrar hepinize
Çok teşekkür ediyorum. İşte geçen 5 yılı eminim hepiniz özlemle hatırlayacaksınız. Tabii 2009 Mart'ında birlikte çıktığımız yolda farklı nedenlerle bazı arkadaşlarımızla ayrılmak zorunda kaldık. Bazı arkadaşlarımız demokratik hakkını kullanarak 2011 seçimlerinde milletvekili adayı olmak için istifa ettiler. Bazı arkadaşlarımız sağlık ve işlerindeki bariler, gerekçelerle istifa etti. Ama Abdurrahman Buzlu arkadaşımız yakın bir tarihte vefat nedeniyle aramızdan ayrıldı. Ben bu arada Abdurrahman Buzlu abimizi hizmetleri nedeniyle biraz daha teşekkür, minnet, saygılarımı sunarken kendisine tanımdan rahmet diliyorum. 2009-2014 dönemi Belediye Meclisi'nde görev yapan tüm arkadaşlara bu anlamlı hizmetlerinin elbette tam karşılığı değil, öyle olmasa da güzel bir anı olarak belediyemizi bizleri hatırlamalarına katkı sağlamak amacıyla dedi ki birer plaketimizi takdim edelim. Gördüğünüz gibi onlar hazırladık, ilk plak sonra vereceğiz. Bu plaketleri vermeden önce belediye meclis üyesi olarak kentimize yaptığınız hizmetler için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum ve bundan sonraki yaşamınızda da başarılar ve mutlu dileklerinizi paylaşıyorum. Saygılar sunuyorum hepinize ve plaket vermek önemli. İzninizle başlatmak istiyorum. Sayın Başkanım'ın söylediklerine katılıyorum. Gerçekten 5 yıl güzel anılar da oldu, kötü anılar da oldu. Ama 10 senedir belediye meclisiyle yapıyorum. Elimizden geldiği kadar pandemiye hizmet vermeye çalıştık diğer arkadaşlarımız gibi. Onun için herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönem kim hak ediyorsa, tabii ki bunun biri seçilmesi lazım. Önce bütün adaylar seçilmiyor. Seçimden sonra yine böyle kardeşlik duyguları içinde bu meclisin devam etmesini diliyorum. Bir de önümüzdeki dönem artık ben yokum ama hep tanıdığımız arkadaşlar, sevdiğimiz arkadaşlar bize görev düştüğü zaman da her zaman olmaya söz veriyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Belediyede çalışan arkadaşlarımıza, daire müdürlerimize, başkanım. Bandırmamızın temsilcisi, sevgili dostlarımız. Ben de mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nin kısa bir dönem belediye meclis üyeliğini yaptım. Bize göstermiş oldukları yakın ilgiden, nazik davetlerinden, şeffaf yönetimlerinden çok memnun kaldık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Sayın Başkanımızın bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyorum. Hepinize saygılar, hürmetler arz ediyorum. Belediye meclisleri, değerli misafirler, değerli basın mensupları. Başkanımızın dediği gibi iyi bir dönem geçirdik. Başkanımız hep demokrat davrandı, iyi bir meclis geçirdik. Hep bize söz verdi. Bizim en az üzere Milliyetçi Hareket Partisi olmasına rağmen bizim fikirlerimize önem verdi. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak Bandırma halkın hayırlı olan her işte destek verdik. Ama hayırlı olmayan her işte de hayır dedik. Biz bu meclisin yaptığı en iyi şey bana göre son yıllarda ne mutlu Türk'üm diyen sözünün, Atatürk'ün sözünün kaldırıldığı Türkiye'de biz Bandırma'nın girişine bu meclis ne mutlu Türk'üm diyene yazısını yazdırdı. Bana göre Bandırma Belediye Meclisi'nin yaptığı en güzel işler bunların bir tanesi. Hepinize teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Evet, 2009 yılında Bandırma'da ilk defa Milliyetçi Hareket Partisi 4 tane belediye meclis üyesini bu yüce meclise gönderdi. Ve biz seçilip geldiğimizde grup temsilcisi olarak başkanımıza Bandırma'nın âli menfaatleri için gerekli olan her türlü karara kayıtsız şartsız destek vereceğimizin sözünü verdik. Ve bunu ispatladık da Bandırma'nın yararına olan her türlü şeyde
grup olarak desteğimizi verdik. Ve başkanımızın da bu süre içerisinde çok demokrat davranarak bizlere söz hakkı, sınırsız söz hakkı vermesinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve bu meclis bugünlerde Bandırma bir 5 yıl daha kaybetmeyecektir diye AKP'nin bir sloganı var. Ben bu mecliste bugüne kadar görev yapmış olan bu arkadaşlara çok haksızca bir itham olduğu inancındayım. Bandırma kendisinin seçip yetiştirdiği belediye başkanları ve meclis üyeleriyle tüm art niyetlerden uzak olarak Bandırma'yı güzel yapmak için uğraşmış insanlarla yıllarca idare edildi. Ve bu mecliste Bandırma'ya güzel şeyler yapmak için uğraştı, didindi. Yapabileceği şeyleri yaptı. Yani Bandırma bir 5 yıl kaybetmiştir demek. Bu mecliste hizmet eden biz arkadaşlarımıza, bizlere büyük haksızlıktır. Arkadaşlar ben polemik yaratmak için konuşmuyorum. Burada siyaset yapmıyoruz. Ben sadece burada hizmet etmiş meclis üyesi geçen gün dükkandan geldiğimizde bir haksızlık yapıldığını söylüyorum. Evet, ayıp burada şey. Hizmet etmiş, bu kadar yılda hizmet etmiş arkadaşlara bunu söylemek bir haksızlıktır. Bunu dile getirmek istiyorum. Bu mecliste, şu yeni mecliste, eskide konuştuk, bizim olmadığımız yerde demek ki biraz farklı konuşuluyor. Şu kürsüde ilk defa konuşuyorum ve belki de son defa da konuşacağım. Aday değiliz çünkü bir dahaki seçimlerde. Ben bunun eğer Recep kardeşimiz kazanırsa da Bandırma 5 yıl kaybetmeyecek. Yani bunu içime sindiremediğim için ifade etmek zorunda kaldım. O zaman niye dükkanını da onayladın? Dükkana geldiğinizde teşekkür ettin. Güzel bir söz dedin. Niye dedin? İki yüzlülük niye yapıyorsun? Ne dedim? Ne? Dedim bir hafta önce. Ne dedim? Sen dükkanına başkanla ziyarete geldiğimizde çok güzel bir söz. Bandırma dedin. Ben bir şey dedim. Doğru aday yanlış parti dedim. Bu kadar net söyledim. Yani ben politik yapmak için çıkmadım buraya. Ama ben isterimi anlatmak için. Sen buraya avukatlığa çıktın. Ama ben bana ağır gelen bir kelimeyi ifade etmek zorundayım. Burada herkes... Ben bunu ifade ettim. Polemik yapmak için. Buraya herkes geldi, teşekkür etti, kapattı. Eskiler kapandı. Basın toplantısında yapın. Benim açmana gerek yok. Bir şansım olmadı. Çok ayıp. Basın toplantısında yapın. Burası o yer değil. Ben müdahale etmeyelim arkadaşlar. Yani bak bu polemik sürerse ben buradan gitmem. Ben siyasetten çok şeyler söyleyebilirim. Ben siyaset yapmıyorum. Ben diyorum ki Bandırma Belediye Meclisi 5 yıl boyunca Bandırma'ya çok güzel hizmet etmiştir. Bandırma'ya 5 yıl kaybettirdi demek bu meclis üyelerine hakarettir. Ben bunu böyle sizin kendinizi de inkar etmeniz anlamına gelir bu söz. Kendinizi inkar etmeyin. Sizler çalıştınız. Sizler Bandırma'ya hizmet ettiniz. Ben bu ifadeyi söylüyorum. O ifadenin de size hakaret olduğunu iddia ediyorum. Evet, avukatlık yaptın, teşekkür ederim. Yapmıyorum, niye? Ben kendimi savunuyorum. Kimseyle işim yok benim. Sen mecliste yok. Ben güzel kardeşim, çok teşekkür ediyoruz. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet, söylediğimiz burada tamamlandı. Çeşitli nedenler.